Mesela Leynur talebelerin hasta olan sahip yavarışları ve hastanın hasta olan erken ve hasta olan kardeşlerime. Bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki Risale-i Nur hakaik-i İslami'ye der olan kişi kese kâfi verir. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Şimdi bu risale kime söylüyor? Kime diyelim? Biz daha önce alalım, Nur tabiri diyor ki herkese, herkese. Abi şu Risale-i Nur kâfi başka kitabı özüm yok. Bir şey yapamıyor. Sen işte kibar insan. Risale-i Nur talebelerin hasarı olan sahip cevabesleri ve hastanın hastalığı olan erken bir esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki. Anladın mı? Onlara diyorum. Bazı diyor, kardeşim mesela adam başka bir zaman olur şey olur, sahibini bulur. Bir nur dairesinde diyor. Nur talebesi olmak için başka da okumayacağım diye bir kaydı yok ya. Ama şöyle nur diye o da okur. Ama şimdi meratip var tabi. Kas talebeler, erkanlar böyle şeyler var. O zaman işte onlara diyor. Anladın mı? Yani öyleymiş bir yazı. Bizim o okuduktan olmuyor. Bir de mektep dersleri kitapları değil mi? Zamanında gösterdi yani. Evet, bunu şimdi biraz sağlayalımız. Ne cevap ediyoruz? Risale-i Nur talebelerinin haslar olan sahip ve varisleri ve hasların hasları olan erkan ve esaslar olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki, Risale-i Nur, hakaik-i İslamiye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'i ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet, 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur o yolu kestirir. İman hakikiye ithal eder. Bu fakir kardeşiniz 20 seneden evvel kesreti mütalaa ile bazen bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütalaa ederken 20 seneye yakındır ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur bana kâfi geliyorlardı. Bir tek kitaba muhtaç olmadım. Başka kitapları yanımda bulundurmadım. Risale-i Nur çok mütenevvi hakaika dair olduğu halde tehlifi zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım. Tehlifi zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz 20 derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım gelir. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve diyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz dahi... Şimdi o da ne diyorsun camileri geçten? Madem, oluyor. Hem madem ben sizlere kanaat ettim de diyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum, siz dahi... Ne geliyor aranızda? Bana değil mi? Siz de bana böyle kanaat lazım benim. Ödemek değil mi? Evet. O geliyor şimdi. Bak yine gelinler bu. Hem madem ben sizlere kanaat ettim de diyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum, siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Belki bu zamanda elzemdir. Şimdi kendi yerine Risale-i Nur diyor. Değil mi? Risale-i Ali geldi. Bu soruya ya. Tabii bir mürşit ya. Büyük bir iman hadimi ya. Büyük bir tefekkiri ya. Ne mi yani? Büyük bir alim. Allame ya böyle. Ha. Onun yerine bak Risale-i Nur diyor. Demek ki Risale-i Nur onunla daimi üstad. Mesela adı da senin. Mehmet sen? Sen? Fatih. Sen Fatih mi? Sen? Engin. Sen? Ha. Bu arkadaşlar, ya eyvah bir üstadı göremedik. Ondan nesi almadık dememeleri için ondan kıyamet kadar gelen nesiller
aynı üstadden ders almış gibi. Üstadı müşrik tanımış, onun şeyin dolmuş gibi Risale-i Nur'la aynı mana devam ediyor. Öyle değil mi kardeş? Böyle gibi kelam. Madem ben sinirlidir, gadirlidir, başka ikincisiyle başlıyorum, şey yapıyorum, siz de bana bu zamanı Risale-i Nur'dur. Bu üstad. Onun için madem buraları buldunuz mu? Anadolu'nun ortası anlatıyor. Merkezine yani. Üstad dedi. Onun ruhu var. O da şimdi orada. Herkes gelmez ki şöyle. Onun eserini de uçtu. Aynı var da yani. Üstad değil. Yani üstad değil. Biliyorsun ya. Ümmetliğiniz darıdır, onların darıdır. Ali Beyt'in darısı. Ben emirden vereyim, onu bir yer var. Bunlar her zaman düşünür mü olur yani? Ben sevmez acaba o şey İbrahim de bakmışlardı. Ben de ibadet. Resulük ve riyaset ve gördüğü kadar ve perdeler arasında müşahede ettikleri hakikat ibadiyye. Onlar gibi salimdir, ibadet yerinde iyi biçimde hakikaten bir yol açmış. İbadet yerine akıllar kalıyorsunuz, akıllarla yatırıyorsunuz, böyle durulup duruyorlar da. Onun gibi diyor, ilim içinden ulaşmış. Sülük ve evrat yerinde mantıki burhanlarla ilmi hüccetler içinde doğrudan doğruya ilim kelam içinde ve ilmi akide usul din içinde bir melek hükümler ulaşmıştır. Niye ulaşmış? Velayet hükümler ulaşmış. Bütün diğer mevzular demiştir ki muhassin hakikat ve tarikat gelenlerine kalebi giden, kalebe çalan felsefi zatlara meydan talep ediyor, meydandadır. Tespitata olmasın. Nasıl ki Kur'an'ın gayet kuvvetli ve mantıki hakikati sahil dinleri felsefi tabiyenin savretinden ve kalebesinden kurtarıp onlara bir nokta ihtilal oldu. Taklidi ve akli, aklın haricindeki usulleri bir derece muhafaza etti. Aynen öyle de onun bu zamanda, bu zamanın bir mucizesi ve nuru olan Risale-i Nur dahi felsefe maddiyeden gelen dehşetli dalalet-i ilmiyeyi, ilmiyeye karşı avam ehl-i imanın takılmaz imanlarını o dalalet-i ilmiyenin sarılığından kurtarıp bu mehli imana bir ıstınat, yakın uzaklarda olanlara dahi zapt edilmez bir kalıp bile geçmiştir ki bu emsalsiz dehşetliliklerden içinde yine avam-ı ilmini imanı şüphelerden, İslamiyetini hakkatsız vasıflarından muhafaza ediyor. Allah'ım çok istedim ki, Risale-i Nur dahi felsefi maddiyeden gelen dehşetli dalalet-i ilmiye diyor. Nedir bu? Bunu 11. ricada alırsınız. Bana sağlık değil misin? Cenab-ı Hak hizmeti var, Mehmet Tanrı ediyor. Cenab-ı Hak hakim ya, hakim değil mi? Esra-ı Şehrin. Alim hakim hakim. Üstad yani benim de bir denler ki sen de yapıyorlar ulemalar. Dünyada hizmet kalıptır. Ağrı da bunda da kalıptır. Hizmet yani. Mücelaya anlattı. Hakim ismi de sebepler istisadır. Söyleyeyim, neymiş hakim ismi? Her şey bir sebep var, öyle yani. Hakim olmalıdır. Yoksa kudret bir şey var. Sebepler böyle, onu da icat ediyor. Şimdi sebebim ya, bu alemde öyle ki mücelaya. İmtihan sırrı, teklifleri böyle icat ediyor. Bak bu zerreden bir soru. Siz sensör ortada var ya. Bilim diyorlar ya. Bilim o anı var. Şimdi biz Allah'a katmadan bilim işte bu tarz dalalet ilmiyedir. Ne oluyormuş? Dalalet ilminden gelen dalalet. Allah'a kabul etmiyor ya. Mesela bir sen varmış. Sen gözünü alır mısın? Sadık
Sırf okuduğun şeye göre, fenlere, okuduğun bilimlere göre. Gece gündüz nereden oluyor? Söyle. He? He? Ondan değil mi? He öyle. Yalan mı? Doğru, yalan değil, doğru. Ama gece gündüz dünyanın dönmesine oluyor değil mi? Ama nerede Allah? Tamam da, nerede Allah? İşte üstad diyor ki, dünyaya döndüren kudret diyor. Tamam doğru, ben onu döndüren bir failden bahsediyor. Bir saniyeden bahsediyor. Hakim bir zattan bahsediyor. Anladın mı? İşte fenle bununla hep sebepleri orada kalmış, o sebepleri halbeden, onu tahrik edenler, zaten bahsetmiyor. Bak mesela bir de şu var, onun o birini, Rüzgar'a 15 Şubat'ı bir şey düşünürken ben, La ilahe illallah vahdehu la şerike la, la şerike la. Onu okur musun ben şey şu anlarını okur musun? La şerike lehdir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur ki, Ayetül Kübra şuanın madeni, üstadı, esası ve Ayetül Kübra namında olan قُلَّوْ كَانَ مَعَهُ اَلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذَنْ لَبْتَغَوْا اِلَى زِلَعَشِ سَبِيلَ İlahi ayet-i ekberidir. Yani... Yani ayet-i manası, sarı açık manası yani... Yani eğer şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve rububiyete karışsaydılar, İntizam-ı kainat bozulacaktı. Demek ki kainatın intizamlı olması, intizamı Allah'ın varlığı bilinmesi neyse oluyor? Delil oluyor. Eğer diyor, oturma bir sert olurlar, eğer... Ya, yani eğer şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve rububiyete karışsaydılar, intizam-ı kainat bozulacaktı. Halbuki küçücük sineğin kanadından ve göz bebeğindeki hücrecikten tut, ta tayyari cevvi olan hadsiz kuşlara, ta manzume-i şemsiye kadar her şeyde cüz'i külli, küçük ve büyük, en mükemmel bir intizam bulunması, şeksiz ve kat'i bir surette şeriklerin muhaliyetine ve mağdumiyetine delalet ettiği gibi vacib-i vücudun mevcudiyetine ve vahdetine bin bedaya şehadet eder. Şimdi kardeşlerimiz, gençler. Maalesef tabi olmuşlar. Asrın başında. Şu dokudesi. Sadece Osmanlı Devleti başında. Aynı bu Ovidin Bayis 1911'de başladığı muhatebatta onda da var. Muhatebat esimde de var. Aynı. Ya en tahsan ya. Demek şimdi ayetin sarı manası ne diyor? İntizam kainatı, kainat intizamını tevhiden, Allah birliğine, değil mi? Tevhiden, yeri gösteriyor. Bir de başlıyorsun, okumadan şunu. Bu ayetin Sani'nin vücut ve vahdetine işaret eden delillerinden biri de inayet delilidir. Bu delil, kainatı ve kainatın eczasını ve envaını ihtilalden, ihtilaftan, dağılmaktan kurtarır. Bütün hususiyatını, hususatını intizam altına almakla kainata hayat veren nizamdan ibarettir. Bütün maslahatların, hikmetlerin, faidelerin, menfaatlerin menşei bu nizamdır. Nizam. Kendi nizam var yani. Orası ne dediğin içeride? Düzgünlük mü? He? Düzgünlük mü? Nizam var yani. Evet. Bütün maslahatların, hikmetlerin, faidelerin, menfaatlerin menşei bu nizamdır. Nizamdır. Mesela şöyle. Biz yemek yiyoruz değil mi? Şimdi dün bildiğimiz gibi. Nereye kadar yemek yiyor bizim elimizden? Al elimizden değil mi? İçimizden ne ediyoruz? Isırıyoruz ya da başını alıyoruz, eziyoruz, sonra yutuyoruz. Başka ileride bir şey var mı? Başka dalil var mı? Yok. Yemek, sen falan akciğere git, sen karaciğere git, sen efendim falan yere git diyebiliyor muyuz? Şöyle diyebiliyor muyuz? Diyebiliyor muyuz? İktisam, nizam,
insan olduğu için bu yemek dağılıyor, başka yaşıyor, faydalı bir neticeye dönüyor. Öyle mi arkadaşlar? Bak o divaktan hele bütün maslahatın sonuna... Bütün maslahatların, hikmetlerin, faidelerin, menfaatlerin menşei bu nizamdır. Bu nizam. Peki. Menfaatlerden, maslahatlardan bahseden, menfaatlerden, maslahatlardan bahseden bütün ayat-ı Kur'aniye bu nizam üzerine duruyor. Ve bu nizamın tecellisine mazhardır. Binaenaleyh bütün mesalihin, fevaidin ve menafihin merceği olan ve kainata hayat veren bir nizam, elbette ve elbette bir nizamın vücuduna delalet ettiği gibi, bir nazımın vücuduna delalet ettiği gibi, o nazımın kast ve hikmetine de delalet etmekle kör tesadüfün vehimlerini nefyeder. Nizamın nazarı verdiği, elbette bu nizam bir nazımı, yani o nizamı nazmeden, o nizamı yapan nazımı diyor. Onun gibi değerler eder. Evet. Evet. Elbette bir nazımın vücuduna delalet ettiği gibi, o nazımın kast ve hikmetine de delalet etmekle kör tesadüfü ve vehimleri nefyeder. Ey insan! Ey insan! Eğer senin fikrin, nazarın şu yüksek nizamı bulmaktan acizse... Yani sen kızım şöyle başını kaldırıp da, acaba o nizamı göremiyorsan eğer, o nizamı var ya şimdi, şey anlattı da böyle aklımda efendim, Mustafa'nın gerçeğinde, zayıf olanlar yapar öyle. Sen yap, ay yapar şöyle, yap, yap şöyle. Bir şöyle bu kendini şey yapmamış, ayağını aldılar da yapmamış. Ben bir otur, ya yap şöyle, yapmamış, ha, ha. Böyle yapmış şeyleri, demiş, attı mı diyor, insan demiş, kâinata bakar da böyle, bilmediği bir şey mi vardı demiş. Bazı öyle öyle nazarlar var. O diyor, ey insan, eğer senin nazarın... Eğer senin fikrin, nazarın şu yüksek nizamı bulmaktan aciz ise ve istikrar-ı tam ile, yani umumi bir araştırma ile, umumi bir araştırma ile de o nizamı elde etmeye kadir değilsen... Kadir değilsen peki? İnsanların telahuk-ı efkar denilen fikirlerinin birleşmesinden doğan ve nevi beşerin havası, duyguları hükmünde olan fünun ile kainata bak. Ellerle kainata bak. Ve sahifelerini oku ki akılları hayrette bırakan o yüksek nizamı göresin. Ayet nizamı diyor. Bütün fen ilimler de kainatın nizamı ortaya koymuşlar. Öyle değil mi? O zaman bütün müsbet ilim ve fenler Allah'a iman davasının delili oluyorlar. Allah'ım Ey insan, eğer senin fikrin, nazarın şu yüksek nizamı bulmaktan aciz ise ve istikrarı tam ile, yani umumi bir araştırma ile de o nizamı elde etmeye kadir değilsen, insanların telahuk-i efkar denilen fikirlerinin birleşmesinden doğan ve nev-i beşerin havası, duyguları hükmünde olan fünun ile kainata bak ve sahifelerini oku ki akılları hayrette bırakan o yüksek nizamı göresin. Şimdi şey bu mu bizim ilanlardır? Ya ilanlara ilanlar. Şimdi diyor ki nevbeşenin havası bulan, duyguları bulan fenler diyor. İnsanın duyguları var değil mi? Bizi nedir? Söyleyin. Görmek. Sonra işitme duyduğunu. Sonra tatma, okla ve sebe. Sanki de fenler de nevbeşin duygularıdır. Öyle mi şimdi? Fizik ayrı bir duygu. Kimya daha başka. Tıp ayrı bir duygu. Astronomi ayrı bir duygu. Onlar ne bak diyor. Yeni yurtlarımız. Yani şimdi işte ey de, insan! Biz de böyle kurduk, feyiz aradık böyle de. Fakat bilim fikir açısından da. Ya kelimesin de, bilmesin de. Meğerse neler var bu saniye de o? Evet, ey insan, buyurun. Ey insan!
Eğer senin fikrin, nazarın şu yüksek nizamı bulmaktan aciz ise ve istikrarı tam ile, yani umumi bir araştırma ile de o nizamı elde etmeye kadir değilsen, insanların telahuk efkar denilen fikirlerinin birleşmesinden doğan ve nevi beşerin havası, duyguları hükmünde olan tünun ile kainata bak. Kendilerle kainata bak. Sonra? O sayfelerini oku ki, ve sayfelerini oku ki, akılları hayretle bırakan o yüksek nizamı göresin. Evet, kainatın her bir nevine dair bir fen teşekkül etmiş veya etmektedir. Fen ise kavaid-i külliyeden ibarettir. Bizi kanunlar yap, aydınlar. Fen, böyle yap. Tıp üniversitesinde, faydalar. Eğer faydalar olmasa herkese bir doktorluk olmalı lazım. İnsan vaki öyle, denir sürmezse aynı kaide. Nizam olduğu için aynı kaideyle, kaidenin yenisi nedir? Kural. Kural, evet. Değil mi? Kural değil mi öyle? Aynı şeyde. 3-4 aslında adam şey yapar, tercümesin değil mi? Çünkü aynı şeydir yani. Aynı hasta, aynı vücut, aynı şeydir. Zandan dolayı. Buyurun. Değerli izleyenler, Nurlu Hizmet YouTube kanalını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.